Çankırı. Buram buram Anadolu kokuyor. Hem de en yoğun raihasıyla. Saygıdeğer yiğitler, Çankırı'nın yiğitleri, kahramanları. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim. Bizim milletimiz kadim bir millettir. Tarihteki en eski yapıya sahip, yerleşimlere sahip milletlerden birisidir. Öyle ki Orta Asya'ya dayanan, belki daha da önce başlayıları dayanan tarihimiz var. Ve bu tarih birçok savaşla, birçok kahraman hikayelerle dolu. Çok yerde çarpışmışız. Çoğunlukla başarmışız, yenmişiz, gittiğimiz yerde hükümranlık kurmuşuz. En sonunda Anadolu'da. Ancak belki ilk defa böylesine bir ihanete maruz kalmışız. İşin acısı ne biliyor musunuz? Evin çocuğu tarafından sırtımızdan hançerlenmeye çalışır. Kendi kardeşimiz olarak bildiğimiz, bağrımıza bastığımız, ben şahsım adına da bunu söylüyorum. Okullarında, çocuklarında okuttuğumuz, yardım ettiğimiz bu kişiler tarafından biz hançerlenmeye çalışıyoruz. İşte bize koyan bu. Bu adamlar bu milletten, bu milletin verdiği vergilerden alınan silahları bu millete karşı doğrulttular ve acımadan da tepeye bastılar. Size bir örnek vermek istiyorum. İran devrimini bilir misiniz? Ben 55 yaşındayım. Çok iyi hatırlıyorum. 1979 yılında Şah'ın dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu biliyor musunuz? Ve kendisine son derece bağlı, ölümüne bağlı olan bir orduya. İran halkı o zamanki yurt dışında olan liderleri, rahmetli Hümeyni için ve bağımsızlıklarına kavuşabilmek için, bu şahtan kurtulabilmek için bu halk olarak öldüler. Ellerinde bir tane sopa dahi yoktu. Ve Şah'ın ordusu da çok büyük silahlarla mücehhezdi. Ve biliyor musunuz, bir tane kurşun dahi atılmadan o Şah'ın ordusu milletine bu silahı sıkamadı ve teslim oldu. Ve İran devrimini bu şekilde kurşun atmadan devrimini gerçekleştirdi, yönetimi eline geçirdi. Bu şerefsizler de Allah adına çalışıyor dediler, İslam adına çalışıyor dediler ve kardeşlerini sırtından hançerlemeye çalıştılar. Çok şükür Allah onlara fırsat vermedi. Milletimiz onlara fırsat vermedi. Bugün bir noktadayız. Krizi fırsata çevirmek diye bir tabir vardır. Biz bu krizi sevgili kardeşlerim inşallah fırsata çevireceğiz. Önceden diğer kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, başkanlarımızın konuşmalarına yaptıkları gibi biz bir olacağız, biri olacağız, birlik olacağız. Bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Lütfen her türlü siyaseti, her türlü mezhep anlayışını, meşrep anlayışını bir kenara bırakacağız. Halkımızın %99 olarak bir arada olacağız. Bu şerefsizlere fırsat vermeyeceğiz. Ben bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Hepsini saygılarımız